Sevgili dostlar hepinize Merhaba ben başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım altın dolar ve gümüş değerlendirmesi hemen yapacağız ee, videomuza da başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atarsanız e, bizleri sevindirirsiniz Ayrıca geçmiş videolarımızda kanalımıza beğeni atan arkadaşların hepsine de çok teşekkür ediyorum sayenizde kanalımız e, daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar Altın ons'ta hemen başlayalım vaktinizi fazla almadan çünkü kritik fiyatlamalar olmak üzere arkadaşlar ve oluyor da diyebiliriz. Evet şuradaki 1894 arkadaşlar kritik seviyemiz aşağı yönlü kırılmış durumda. Evet buranın da zaten gördüğünüz aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte aşağı yönlü sert satışlar meydana geldi. Şimdi buradaki altın ons tarafındaki arkadaşlar için 1876'daki kritik bir desteğimiz, kuvvetli bir desteğimiz daha mevcut arkadaşlar. Bu 1876 seviyesindeki destek takibinizde olacak. Hemen burayı belirleyelim. Bakın şuradan aşağıdan gelen bir destek çizgimiz var. 1876 seviyesinden geçen. Şimdilik burası bir destek görevi gördü. Fakat burası dayanabilecek mi? Bundan yakından takipte kalacağız arkadaşlar. Buranın da e, ons tarafında aşağıya doğru kırılması Eğer gerçekleşirse bu biraz daha altını daha aşağılara çekebilir arkadaşlar e, bunun altında da gene 1835 destek bölgesi e, altında takipte kalmamız gereken önemli bir destek seviyesi olarak göze çarpmakta Evet 1876'yı şimdilik izleyeceğiz 1876 üzerinde tutunum gerçekleşebilirse tekrardan 1897 1894 civarındaki artık direnç olmuş bölgeyi tekrardan da yukarı yönlü test etmeye isteyebilir fakat 1876 altında kırılım gerçekleşirse de ONS tarafı 1833 seviyesine kadar aşağı yönlü geri çekilmeler başlayabilir 1833 ayrıyetten bizim haftalık Destek bölgemiz arkadaşlar şuradaki 1835 haftalık destek bölgemiz ve sağlam bir destek bölgemiz şeklinde de yorumlayabiliriz. Buna bağlı olarak da 1835 dikkatle takip etmemiz gereken bir seviye. Bunun haftalıkta kırılmaması şart. 1876 orta destek bölgemiz. Şimdilik burası direnmekte. Bu da yukarı yönlü tepkilere sebebiyet verir. Fakat Günlükte baktığımız zaman ana destek bölgemiz maalesef altında aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Burada takip ettiğimiz sıkışmada aşağı yönlü kırılmış gözükmekte. Bunun altında günlük kapanışlar çok önemli olacak. Özellikle 1894 seviyesi altında kayar kalışı altın onsu biraz daha aşağılara çeker arkadaşlar. Bu da Dediğimiz gibi buradaki 1876 ilk destek bölgemiz ve onun altında da ikinci destek bölgemiz 1833'lü civarlarda geçmekte. Altın Ons'taki arkadaşlar kırılım aşağı yönlü olduğu için dikkatli olmalarında fayda var. Hemen gram altına da geçelim. Gram altında bizler için önemli olabilecek seviyeler. Evet gram altında şu an 500'lü seviyelerde seyretmekte arkadaşlar. Gram altında da Gene en önemli aşağıdaki destek bölgemiz 495 desteğimiz. Onu da hemen gösterelim arkadaşlar. Şurada en yakın 495 desteğimiz. Bu da ons bazlı arkadaşlar 495 desteğine doğru gram altında da geri çekilme yaşanabilir. 495 seviyesinin altında gene bizler için kuvvetli bir destekte 483 bölgesinde olan destek bölgesi gram altında önemli takip edilmesi gereken destekler olarak göze çarpan yerler şimdilik bizler için bu seviyeler önemli arkadaşlar. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Geri sarkmalarda gene dediğim gibi 495 ve 483 de seviyelere doğru ons bazlı geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden altın tarafındaki arkadaşlar da Dikkatli olsunlar. Çünkü ONS tarafında bir kırılım aşağı yönlü gerçekleşmiş durumda. Gümüş tarafına da hemen geçelim. Gümüş tarafında bakalım. Bizler için önemli olacak seviyeler. Evet. Gümüşte de gene arkadaşlar kırılım aşağı yönlü gerçekleşti. Bu da Gümüş'ün dediğimiz gibi aşağı yönlü yön almasına sebebiyet verdi. Gümüş ons'ta şimdi Bizler için <laughs> 23'lü seviyelerde en kritik ee, beklememiz gereken destek seviyesi onu bir bulalım hangi seviyede? Evet şurada 23 40 önemli bir destek arkadaşlar. Ons gümüş ons'ta şuradan geçen 23 40 seviyesi aşağıda bizler için önemli olacak bir destek seviyesi. bu desteği takipte olacağız. Bunun da daha altına sarkmalar gerçekleşirse arkadaşlar gümüşte de gene aşağı yönlü 23 18 seviyesine doğru ons tarafında yeni sarkmalar yaşanabilir. bu verdiğim seviyeler gümüş ons tarafındaki arkadaşlar da takipte kalınması gereken önemli seviyeler şeklinde düşünülebilir. E, Dolar-TL'ye bakalım hemen. Dolar-TL'de bizler için. Evet. Dolar-TL'de e, düzeltmeler e, yaşanmaya başladı. 8.32 seviyesine doğru bir hedefimiz vardı. Dolar-TL e, buradaki dirence takıldı arkadaşlar. 8.32 direncine. E, buradan geri sarkmalar e, ilk etapta 8.14 desteği önemli. Evet. Şuradaki 8 14 desteği düzeltmelerde önemli olacak arkadaşlar. 8 32 8 14 desteği. Evet düzeltmeler 8 14 seviyesine kadar aşağı yönlü gelebilir. O yüzden 8 14 8 16'daki destek bölgeleri bizim için önemli. Bu 8 16'yı tekrardan dolar TL kuru test etmek isteyebilir. o yüzden 8 16'da dikkatli olacağız. Eğer 8 16 desteği aşağı yönlü kırılırsa e, dolarda tekrardan e, 7 99 seviyesi görülebilir arkadaşlar e, o yüzden dolar TL kurunda 832 altında her kalışımız yukarıya doğru kırılmaması durumunda da dolar TL 816 ilk etapta e, seviyesine kadar da geri çekilebilir Bunlar düzeltme seviyeleri olarak da düşünülebilir O yüzden Önemli yukarıdaki bu 8.16 direnci artık destek konumuna geçti. O yüzden bu destek tekrardan dolar TL kurunda da test edilmek istenebilir. Dolar TL ve onsla birlikte gram altın ve gram gümüş tarafında da arkadaşlar aşağı yönlü hareketler yaşanabilir. Gram gümüşe de hemen bakalım. Gram gümüşü de ons üzerinden değerlendirelim. Gram gümüşte de 6.29 önemli dedik arkadaşlar. Buradan bir yükseliş 6.51 seviyesine kadar gram gümüşü götürebilir dedik ve 6.51 seviyesi görüldükten sonra tekrardan bir satış gram gümüşte yaşandı. 6.29 seviyesi. Şimdi 6.29 yükselişin de önemli bir seviyesi dedik arkadaşlar. Buranın kırılması 6.51 getirecektir. Buradan fakat tekrardan satış yapıp 6.29 seviyesine ee, devam ettik. 6.29'da aşağı yönlü dolar ve ons bazlı ee, geri çekilmelerle birlikte 6.08 seviyesine doğru gram gümüşü tekrardan e, aşağı seviyelere çekebilir. E, o yüzden gramdaki arkadaşlar da dikkatli olsunlar diyoruz arkadaşlar. Bu verdiğim seviyeleri takipte kalın. Akşamki kapanışlara göre tekrardan bir video yaparız. E, daha sağlıklı seviyeleri sizlerle birlikte değerlendirebiliriz. Ben hepinizi çok seviyorum. Şu an itibariyle dolar ons bazlı geri çekilmeler, düzeltmeler yaşanabilir. O yüzden bunlar gram taraflarındaki yatırımlarınızı da etkileyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Geri çekilmeler, destek noktaları takip, dikkatle takip edilsin şeklindeki tavsiyemiz ve stratejimiz hala devam etmekte arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.